Alim bir zat, Karavelioğlu Mehmet Hoca. İlim, bilgi okumak, ilme, bilgiye sahip olmak, dünyaya sahip olmak demektir. Değerli izleyenlerimiz, bir devralen programıyla karşınızdayız. Bu programda Doğu Karadeniz bölgesinin önemli merkezi, fındığın başkenti, kirazın ana vatanı Giresun'da son dönem önemli hizmetler yapmış bir zattan söz edeceğiz. Alim, evliya ve bilgin. Giresun'un Yüce ilçesi İlit köyünden Karavelioğlu Mehmet Hoca. Hayatı ile ilgili hazırladığımız belgeseller var. Birlikte izliyoruz. Kültür medeniyet tarihimizin çağladığı Harşi Tırmağı'nın Karadeniz'e kavuştuğu bereketli coğrafya. Milli ve manevi tarihimizin önderleri, ilim, irfan sahibi alimler, evliyalar ve şehitler diyarı. Bölgeyi vatan yapan manevi fatihler, gönül sultanı Gazi Alperenler. Kendilerini cami, mektep ve medreselerine hapsetmeyip, halkın arasına karışıp insanları bilgilendirmeye ve talebe yetiştirmeye adadılar. Dini hizmetleri ve kerametleri dilden dile anlatılarak bugünlere geldi. Yakın tarihimizde parıldayan, Anadolu'muzu vatan yapan o gönül dostu alimlerden birisi de şüphesiz Karavelioğlu Mehmet Hoca'dır. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde Horasan Alpereni Gazi Dervişler ve Gönül Sultanlarının büyük hizmetleri olmuştur. Gazi Dervişler önce gönülleri fethetmişler. Gaza, cihat ruhunu yayarak halkın sevgisi ve gönlünü kazanmış, Anadolu'yu vatan yapan Alperen dervişler arazilere yurt yuva kurup iskanı açmışlar. Obalar ve köyler kurup tarım ve ziraatin gelişmesine öncülük etmişlerdir. Anadolu'da her köyün, her obanın ayrı bir hikayesi vardır. Şehirler ve köyler bize kendi hikayelerini anlatır. Kameralarımızı Doğu Karadeniz bölgesine çeviriyoruz. Kültürü, sımsıcak insanı, renk cümbüşü, doğası, binlerce yıllık tarihi ve muhteşem doğal güzellikleriyle Anadolu tam bir cenneti hatırlatır. Anadolu'nun vatan olmasında Doğu Karadeniz'in ayrı bir yeri vardır. Birinci Cihan Harbi'nin Küçük Çanakkale'si, güneş ışıltılarının dağlarına ve yaylalarına neşeyle yayıldığı, yazın gök kubbenin mavi yorganı altında dinlenilen yemyeşil bitki örtüsüyle Karadeniz size kendi hikayesini anlatır. Destanlar, şiirler ve türkülere konu olan Giresun yaylalarının abidesi, Akıl Baba Dağı'ndan doğan Gelevera Deresi ile Gümüşhane Dağları'ndan doğan Harşi Tırmağı, bölgedeki dağlar, yaylalar, şehir ve kasabalar bölgenin tarihi geçmişine canlı şahitlik yapar. Bu ırmak ve derelerden su değil, kültür, medeniyet ve zaferler tarihimiz akar. Sadece ticari malların değil, kültürlerin de taşındığı yol olan Çin'den başlayan tarihi İpek yolunun denizle buluştuğu üç şehir anlamına gelen Harşit Irmağı'nın Karadeniz'e kavuştuğu Tirebolu bölgesinin Türk İslam tarihindeki yeri çok önemlidir.
Kameralarımızı Tirebolu bölgesine çeviriyor, belgesel tadında Tirebolu tarihine yolculuğa çıkıyoruz. Tirebolu, Espiye ve Güce bölgesi alim ve evliyalar diyarıdır. Karavelioğlu Mehmet Hoca onlardan birisidir. İlk eğitimini babası Mehmet Ali Hoca'dan alarak genç yaşta takva sahibi, engin bilgisi olan fetvası istenilen bir alim oldu. Gümüşhane Sapmaz, Gelevera, Kazıkbeli ve Karaovacık camilerinde vaazlar edip halkı bilgilendirdi. Kerametleriyle halk arasında tanınır ve sevilir. Bu memleketimizin başta ilit olmak üzere en büyük alimlerimizden, bu çevrenin en büyük alimlerinden birisidir. Karavelioğlu Şeyh Hacı Mehmet Efendi derler. Tabii bunu tanımayan, bilmeyen yok mu memlekette ama yeni nesil belki unutmuş olabilir. Bölge halkı o yıllarda kereste işinden geçimlerini temin etmekteydi. Yağmur yağmadığı için Gelevera deresinde su olmadığından keresteler Espiye'ye taşınamıyordu. Bölge halkı büyük sıkıntı içinde Karavelioğlu Mehmet Hoca'dan yağmur duası etmesini isterler. Yağmur duası sonrasında Gelevera deresi taşar, tomruklar sel sularıyla sahile iner. Yağmurlu bir günde atıyla giden bir kişiyi uyarmasına rağmen giden şahsa yıldırım isabet etmesi hocanın kerametleri olarak anlatılmakta. Akıl Baba Karavacuk'ta yağmur duası yapıyor. Çok geçmiyor. Gökyüzünden bir bulutlar fedah oluyor. Sel, dere birbirine karışıyor. Gök gürültülü sağanak yağıştı böyle. Karavacuk'ta cami yapılırken havalar kurak gidiyor. Havalarda kurak gittiğinde diyorlar ki hocam bir yağmur duası yapalım diyorlar. Yağmur duasına çıkıyor. Dere boyuna gidiyorlar. Dere boyuna giderken işte diyor ki İşte diye petek diye söndürmemiş olacak. Efendim namazında diye bir aksaklık olmayacak. Anneye babaya asi olmayacak diyor. Onlar diyor gelsinler arkamdan diyor bir dua edelim diyor. Kimisi de diyor ki inanmıyorlar. Diyorlar ki ya havada bulut yok. Sen yağmur duası hoca efendi işte iş yapıyor diyorlar. Arkasından gidenler bir dua ediyorlar dere boyunda. Tek bir bulut geliyor. Bu bulut bütün Karavacık'ı kablıyor, sel götürüyor ortalığı. Yani böyle kerametleri olmuş. Bizim İlit Köyü'nün ilkokulu 1950'de yapılırken ihalesini Meneşu Bilal Dey diye bir zat almış ihaleyi. Yayladan domruk gelecek dereye. Derede biçilecek, tahta olup okula gelecek buraya. Boynuyon'a kadar geliyor, Boynuyon'da su kuruyor. Daha dereden geçen ayağın ıslanmıyor. Domruk kalmış orada. Şimdi müteahhit de Trebol'da Hasan Paşa'ymış o dönemde. Hasan Paşa da diyor ki, gününde teslim edeceğin ilk köyünde okulun kapısına ağaçları biçilmiş vaziyette diye. Yoksa yerin yurdun satarsın diye. Tabii hocasının yanına geliyor. Gel bakalım Molla Bilal diye. Bunu diye git diye, o baş boynunda domruğun kaldığı yerde ameliye gözükmeden diyor. 100 metre yukarıda diye işte bir iki rekat namaz Allah razı olsun orada suya bırak bu nuskayı diye. Gel aşağı diye. Gece bunlar yatıyor saat 12'ye diyor bir yağmur, bir fırtına, bir gök gülleme alıyor ama kıyamet kopuyor. Sel ortalığı götürme. Sabah namazı bir kalkıyor bakıyor namaza kalkıyor bakıyor ki eyvah domruk yok bir şey hep denizden geçti ne yapacak diye Allah. Ameliye değil siz gelin diye dereyi kontrol edin gelin geride kalanları suya atakine diye. Ben diye aceleyine gideyim diye İlit Köprüsü'nün başına gideyim bakayım ne var ne yok diye. O köprünün başına geliyor bir de bakıyor ki tam ağacın yani bir yere birikecek olduğu yere dere getirmiş. İki tane böyle gelmiş karşı vere onları onun üzerine de istif etmiş. İnsan eliyle koymuş gibi domruklar istif olmuş böyle. Torol ilçesine bağlı Gazıkbeli Gır Pazarı'nda bir yağmur duası edelim diyorlar. Orada da tabii değil, gidelim diyor falan. Kalkıyor cemaate dönüyor. O zaman cami yok dışarıda kılınıyor namaz. İçinizde diyor ilk iki namazının sünnetini kazaya bırakmayan var mı diyor soruyor.
ve bir cemaatten birisi dinleyeli hocam diyor, benim diye ilkinde kaza namazım yok diyor, sünneti kaza namazım yok diyor. Hah diyor, bunun yüzü gözü hürmetine diyor, rahmete aldık diyor. Orada da bir dua ediyorlar. Tekrar Cenab-ı Allah dua hürmetine, onların hürmetine o rahmeti de orada alıyorlar. Gümüşhane Sapmaz Köyü'nde eşinin ölümünden sonra Güce'nin İlit Köyü'ne yerleşen Mehmet Hoca talebe okutup ilim irşat faaliyetlerine burada devam etmiş. Subhanallahi ve Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Torunluğun torunuyum ben. Giresun'un Güce ilçesinde yaşıyoruz. Dedemiz fakirlikle büyümüş. Kimseden yaptığı herhangi bir dua ve de hayra ya da bir iyiliğe herhangi bir menfaat gözetmemiş. Fakir gelmiş, fakir göçmüş bu memleketten. Tabii göçtükten sonra kıymeti anlaşılanlardan. Köy sakinleri Mehmet Hoca'ya sahip çıkıp kendisini köyün eşrafından Alime'nin kızıyla evlendirip İlit Köyü'ne yerleşmesini sağladılar. Büyük alim Mehmet Hoca'nın çocukları Hasan, Fatma ve Emine'dir. Aile fertleri halen bu bölgelerde yaşamaktadır. Güce Kemaliye Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz belgesel çekimleri esnasında Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın torunlarını buluyoruz. Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın oğlu Hasan'dan torunu olan Mustafa Hoca, devre alem kameralarına dedesiyle ilgili şu bilgiler veriyor. Zat öldüğünde dedem Karavelioğlu Mehmet Efendi öldüğünde 10 yaşlarındaydım. İyi tanıyorum, iyi biliyorum. 1301 doğumlu Torol ilçesi Sapmazköy Gerevara köyünde doğmuştur. Ve Cihan Harbi'nde oradan kalkmış Yağlıdere'nin Kozrail denilen bir yerde konaklamışlar bir müddet. Ondan sonra oradan gelmiş Esbiye ilçesinin Şam mahallesinde konaklamış. Oradan bir müddet gelmiş Güce'nin soğuk tam denen bir bölgesinde konaklamış ve oradan İlit Köyü'ne gidiyor. İlit Köyü'nde de orada evleniyor ve orada da iki kız oluyor. Babamın annesi Cihan Harbi'nde ölmüş. Babam tek olarak bunun iki kızı bir oğlu vardır. Oğlu babam Hüseyin, halalarım da Fatma ve Emine'den ibarettir. İlit Köyü'ne geliyordu kışları, yazları da Torul ilçesi Gelevara Köyü'ne. Yani şimdiki ismi Sapmazköy olan oraya geliyordu, orada oturuyordu. Ben Ömer Karavelioğlu, Almanya Köln'de ikametgah etmekteyim. Burada bir camide Almanya'da cuma namazında Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri geldi oraya. Ve ben de onu görünce yüzü nurlu, arabadan inmek istedi, inemedi, karlı bir gündü. Ve kucağıma aldım, camide alt katta camiye indirdim. İndirir indirmez bana böyle baktı, Karavelioğlu torunu dedi. Karavelioğlu yani dedi. Siz dedi Karavelioğlu'na sahip çıkmıyorsunuz. Onun her şeyi mürül olmuş. Ona sahip çıkın. Onun hakkında kitaplar yapın, kütüphaneler yapın, vakıf kurun dedi. Bu benim dayım, anamın dayısı. Dayım dedi bir yaylada dedi, anında burada gözüküyor dedi. Güce İlit Köyü'nün tarihi. Bir zamanlar Trebolu'ya bağlı nahiye merkezi olan Güce'ye bağlı İlit Köyü'nün tarihi oldukça eskilere dayanmakta. Bu köy mektep ve medreseleriyle anılmakta. Bu mektep ve medresede ders veren ilim adamı ve gönül sultanlarının birisi de
Karavelioğlu Mehmet Hoca'ydı. Muhammed'in ol gözleri sürmeli, sürmeli. Aşık bulan rüyasında görmeli, görmeli. Aşık bulan rüyasında görmeli, görmeli. Kameralarımızı Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın mezarının bulunduğu Güce İlit Köyü'ne çeviriyoruz. Gelevera Deresi'ne hakim İlit Köyü adeta bir tabloyu andırıyor. Muhteşem manzarası, güler yüzlü, samimi ve çalışkan insanlarıyla sizleri bağrına basıyor. Efendim kolay gelsin, kolay gelsin. Nasıl bu? Kaç kilo o üstündeki odun? Vallahi 25 kilo var abi. 25 kilo. Maşallahınız var. İşte böyle. Bizim insanımız ekmeğini sırtında taşır, odununu sırtında taşır ve hayat mücadelesi verir. Giresun'un Güce ilçesi İlit köyündeyiz ve İlit köyü önemli bir şahsiyetle anılır, Karavelioğlu Hoca Efendi. Önemli bir şahsiyettir. Onun hayatını araştırıyoruz ve Karavelioğlu Hoca'nın mezarının bulunduğu İlit'in hemen karşısı Güce, Şaban Kalesi, Kafkas cephesinin destansı mücadele verildiği yer ve bir Çanakkale bir Harşit geçilmedi sözü bugün çok yaygındır. Ama Harşit savunmasının şiddetli mücadele verildiği dönemde Karavelioğlu Hoca dua eder askerlerimiz için, vatanın selameti için ve der ki ümit verir insanlara, korkmayın. Ruslar Harşit'i geçemeyecektir ve hakikaten Harşit geçilmez. Burası İlit'in şu an kadıyla çocuk mezarlığı. Daha öncesi sebebirlikte erkekler askere gittiğinde ölen kişileri, kadınlar buraya defnedermiş. Sebebirlikte erkek kalmadığından. Burada erkek kalmamış. Tabii bütün sebebirlikte savaşa gidiyorlar. Ve kadınlar kendi hemen yakın yere? Yakın yere burayı defnediyorlar. Peki burada gerçek mezar olduğunu nereden biliyoruz? Gerçek mezar olduğunu şu trafo eşilirken yere, elektrik geldiği zaman o eşilirken insan kolu, insan bacakları çıktı. Karavelioğlu Mehmet Hoca hayatı boyunca yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın hadisini ilke edinmiş, hiç boş durmamıştır. Halkın faydalanması için yapılmasına öncülük ettiği cami, mektep, medrese, yol, köprü, çeşme ve hanların inşaatında bizzat kendisi de çalışarak örnek olmuş. Gazikbeli camilerini yaptırıyor efendim. Güvende Camisi, Kürtün'e bağlı Güvende Camisi, ondan sonra bu Karabacı Gırbahçı Camii, buralara derlik yaptırıyor. Yollarda hanlar yaptırıyor, köprüler yaptırıyor. O zaman da hayvanla yapılıyor göççülük, araba maraba yok ya. O milletlerin yolda izde istirahat etmesi için kaç tane han yaptırıyor. Bizzat yapmış olduğu hanlar var, kendi şahsına ait hanlar var. Ücret almadan değil mi? Tabii tabii, kendi yapıyor ve o hanın şeysine de bir bahçe vakıf ediyor. Bu diyor bahçenin diyor fındığını toplayacaksınız. O diyor benim diyor şeyime diyor, o hayırlarıma diyor yıkılan yerlerini yapacaksınız diyor. Benim dedem taşçı ustasıymış. Bunu ile bir çeşme yaparlar ki bu yayla yolunda. Bu bir çeşme taşı kestiriyor dedeme. Çanaklı böyle su içmeleri için. 200 kilo hemen hemen de varmış taşın ağırlığı. Demiş ki dedem, hocam demiş, buna demiş 3-4 kişi getirelim de. Bu taşı demiş çeşmeye götürelim demiş. Çeşmeden de 20-25 metre mi 30 metre mi bir uzaklıktaymış. Hacı efendi haladı getirmiş, kurmuş haladı. Dedeme demiş ki elimden tut demiş. Dedem tutuyor, kaldırıyor, bismillahirrahmanirrahim. Adam taşı götürüyor. Hacı efendi taşı yerine bırakıyorlar. Yayladan yolcu geliyor. Gelirler ki diyorlar ki, yahu kaç kişiydiniz bu taşı getiren diyorlar. Diyor ki dedem de, ya biz ikimiz getirdik diyor. Hoca efendi getirdi demiyor. Tekrar taşı yerin, eğlenin de yerine koyalım diyorlar. 4 kişi taşı yerine zor oturtmuşlar.
Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın ilim irşat faaliyetinde bulunduğu, talebe okutup hayatını geçirdiği Giresun ve Gümüşhane bölgeleri tarih ve kültür değerleriyle çok önemli yerlerdir. Bölgeler, 1000 yıllık tarihi geçmişe sahip, Selçuklu ve Osmanlı tarihinde önemli konuma sahip, tarihi İpek yolunun geçtiği bölgelerdir. Kafkas cephesi Harşit savunmasının karargah merkezi İlit köyünün karşısında yer alan Arpacık köyüdür. Fatih Sultan Mehmet döneminde bölge Dikmen Melikliği olarak Trabzon'un Torul kazasına bağlı Bayramoğlu adlı nahiye merkezi olduğu arşiv belgelerinde yer almaktadır. Kameralarımızı bu bölgelere çeviriyor, hazırladığımız belgesel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Soğukpınar Beldesi 550 yıllık geçmişiyle önemli bir yerleşim yeridir. Osmanlı arşiv belgeleri bölgenin Döğer Türkleri tarafından kurulduğunu göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti tarafından tutulan 1468 tarihli Tapu Tahrir Defteri'ndeki yazılı bilgilere göre Trabzon vilayeti Torul kazasına bağlı 7 nahiyeden biriydi. 15. yüzyılda çevredeki birçok köy Bayramoğlu nahiyesine bağlıydı. Bölgeyle ilgili tarihi araştırmalar yapan Profesör Doktor Faruk Sümer, Çepni Türklerinin fethiyle Giresun'un Türk İslam medeniyetiyle asırlar önce şereflendiğini yazmaktadır. Bölgede Hacı Emir ve Bayramlı devletleri kurulur. Trabzon, Pontos devletinden bile 69 yıl vergi alırlar. Çepni Türkleri, Fatih'in Trabzon'u fethine büyük katkı sağlarlar. Karavelioğlu Mehmet Hoca 1964 yılında Giresun Güce İlit köyünde vefat etti. Mezarı günümüzde bile yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Vasiyetinde mezarının gösterişten uzak olmasını ve üstünün kapatılmamasını istemiş. Evlatları da bu vasiyete uymuştur. Allah dostları, evliyalar ve yerin altı boş değil derlerdi ecdat. İşte yerin altı boş değil. Karavelioğlu Hoca, önemli bir Allah dostunun makamında, türbesinde Fatiha okuyoruz. Karavelioğlu Hoca'nın o makamının bulunduğu İlit mezarlığından sizleri tüm şehitlerimiz, Allah dostlarının ruhu için Fatiha okumaya davet ediyorum. El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahman, Rahim, Maliki, Ümiddin, Yakin, Abdu, Yakin, Esta'an, İhtin, Salat, Hamistel, Salat, Elezin, Enem, Tarihim, Gari, Mabdu, Bileyim, Velev, Tuhallin, Enem. Benim mezarımı yapman diyor, öyle süsüyüp yüzlemen diyor. Sadece diyor, kaybolmak için diyor, bir taş dikin diyor. Yani bu yeterli diye, öyle süslemeye gerek yok diyor. Vasiyet eder ki işte mezarımı anıt yapmayın, işte hazır kesme taşını yapın. Gerisi kalsın diye böyle dua etmiş. Ondan sonra İlit köyüne ve İlit halkına çok dua etmiş. Ondan bizim köyümüzün hemen hemen sırtı yere gelmez yani. Her şeyde üstün bir köydür. Güce'nin birinci köyü sayılır. Burası bizim yayla yolumuz. Kabistanlığımız köyümüzden biraz yukarıda. Bu yol İpek yolu. Yaylaya gidiyor. Şeyden başlayıp böyle. Göl ağzından başlayıp böyle buradan yukarı. Tabii buraya kadar araba yolu. Buradan yukarı yine ayak yolu devam ediyor yani. Çocuğumu evlendiremedim. Bir hocaya gittim. Dediler ki kısmetini bağlamış dediler. Veli'nin üstüne gittim. Veli hocanın. Dua ettim. Orada elimi sürdüm. Dua ettim. Geldim gittim. Bir hafta sonra oğluma bir kız kaçtı geldi. Ankara'dan. Gelinim memnun olmamayım. Oğlum düştü. 7. kattan da. Gelinim sırtlarında geziyor. Ankara'da. Oğlum düştüğü gibi. Ankara'da onu baktı. Bezledi. Yudu yekedi. Arkalarında doktora götürdü. Ben geldim bir tane. Allah ömürlerini uzun etsin. Oran o kadar gelip Ankara'ma gelip fındığımızı toplayıp gidiyorlar.
Belgesel çekimlerimize İlit köyünün bağlı olduğu Giresun'un Güce ilçesinde devam ediyoruz. Kameralarımız Güce ilçesinde. Giresun'un il merkezinden yola çıkıp Espiye'yi geçtikten sonra güneye doğru giden yola saparsanız tarih, doğa, kültür ve medeniyetlerin birleştiği yere, yani Giresun'un parlayan yıldızı Güce'ye varırsınız. Espiye ve Trebolu ilçeleri arasında kalan, çay ve fındık bahçeleri arasında kurulmuş bir ilçedir Güce. Espiye ilçesine 18 kilometre, Trebolu ilçesine 21 kilometre, Giresun il merkezine 49 kilometre ve Ordu Giresun Havalimanı'na 78,5 kilometre uzaklıkta yer alır. Güce Müftüsü Haydar Bektaşoğlu'ndan bilgiler alıyoruz. Burada tarihimizde büyük şahsiyetler yer edinmiş. Büyük şahsiyetler burada hizmet vermişler. Tabii bu hizmeti bu insanlar sunarken bir karşılık beklemeden din-i mubini İslam'ı insanlara aktarmak, bölgenin İslamlaşması için birçok faaliyetlerde bulunmuşlar. Karşılık beklemeden tabii bunu yapmışlar. Şimdiden sonra Güce'de her yıl Hasan Şeyh'i anma programları yapılmaya devam edecektir. Yine 15 Temmuz'u da vesile bilerek ağaç başında şehitlerimizi anma programları devam edecektir. İlit köyü sınırları içerisinde bulunan Karavelioğlu merhum alim Karavelioğlu'nun da anma programlarını gerçekleştireceğiz. Bunlar çok önemli değerler bizim için. Biz onları yaşatırsak yaşarız. Eğer tarihimizi yaşatırsak geleceğimize daha güzel bakabiliriz. Geleceğimize daha emin bakabiliriz. Emin adımlarla yürüyebiliriz. Kameralarımızı şimdi de Mehmet Hoca'nın atalarının köyü Gümüşhane Kürt'ün Sapmaz Köyü'ne çeviriyoruz. Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın ataları Türklerin 1071 Malazgirt'in fethinden önce İpek yoluyla gelip yerleştiği Çepni Türklerinin bölgeye dağıldığı Harşit Vadisi'ndeki Gümüşhane'ye bağlı Kürt'ün ilçesinin Sapmaz Köyü'ndendir. Gelevera Sapmaz Köyü, yüzlerce yıllık tarihi geçmişi ve bölgenin ilk tarihi yayla pazarı olan Karaovacık Yaylası'na çok yakındır. Karavelioğlu Mehmet Hoca, tarihi Karaovacık Camii'nde yıllarca gönüllü imam hatiplik yapıp vaaz ederek bölge insanını irşad etmiş. Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın Karaovacık Yaylası'ndaki kerametleri dilden dile nakledilip söylenir. Bilgi verenlerden birisi olan Almanya'da yaşamasına rağmen ata dede memleketi ve ecdadını unutmayan örnek iş adamı Ömer Karavelioğlu'ndan bilgi alıyoruz. Karavelioğlu Şeyh Mehmet Efendi hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. Rahmetli babamdan dinlediklerim. Birincisi, o zamanlar kuraklık olmuş babamın demesi. Kuraklık olunca cuma namazında dua edelim demişler. Rahmetli Hoca Efendi sormuş işte, gece namazı kılanlar kalsın burada, onlarla dua edeceğim. Bir dua ediyor. Bir saat sonra dışarı çıkmadan camiden sel gidiyor her tarafı ve ürünler iyi oluyor. Rahmetli babamın anlatması. Kuzuyla koyun birbirine karışacak. Oğlan babayı saymayacak, kız anayı saymayacak. Öyle bir devir gelecek. İşte uzaklar yakın olacak. İşte her şey yakın gibi görüşülecek falan. Bunları hep söylermiş o zamanlarda. Ayrıca bu zat tavuğunu bile, başkasının yerine giden tavuğunun yumurtasını bile yemezmiş. Yani başkasının bahçesinde otlanan. Öyle bir değerli insanmış.
Karaovacık yaylasının tarihi oldukça eskilere dayanmakta. Oğuz Türklerinin Çepniboyu'nun bölgeye geldiği 1000 yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Türkler bu yayla dağlarından sahile inerek köyler kurup yerleşik hayata geçmişler, köylere de Cenik adını vermişler. Osmanlı döneminde Tirebolu kaymakamlarına ait bugün Karaovacık yaylasına yakın Püllük, Taflancık ve Yalak obalarının ortasında yer alan Konak düzünde kaymakamların konakları olduğu ve yaz aylarında bölgeyi buradan idare ettikleri bilinmekte. Halen bu bölgenin adı Konak Düzü olarak geçmekte. Kaymakam konağına ait yıkıntılar yakın bir geçmişe kadar bulunmaktaydı. Rant uğruna yaylalar beton bina işgaline uğradı, kültür tarihimizin izleri yok olup gitti. Yaylalara ait eski ve yeni görüntüler bu acı gerçeği bize tüm boyutlarıyla göstermekte. Keşke yaylalara özgü ata dede mirası taş ve ağaçtan yapılmış, üzeri hartamayla örtülmüş geleneksel yayla evlerini koruyup, gelecek kuşaklara emanet edip gerçek yayla kültürünü yaşatabilseydik. Çepni Türkleri türbelere ve evliya mezarlarına ocak demekte. Yayla dağlarında halen Ocak Yanı adıyla yerler bulunmakta. Bunlardan birisi de Yalıoba'dan gelen Yalakoba yaylasına hakim yerde bulunan Pir Ali Şeyh mezarının bulunduğu yere Ocak Yanı denmekte. Ocak Yanı Pir Ali Şeyh adıyla anılan yerle ilgili birçok keramet anlatılmakta. Sözlü tarih bilgisi aldığımız tarihin canlı şahidi insanlarımız, 1. Cihan Harbi Kafkas Cephesi Harşit savunmasında Ocak Yanı'ndan Rus mevzilerine top atışı yapıldığını söylemekte. Rus Harşit Cephesi'nde bu sefer biz Beşenova köyden Beşen mal sahipleri yaylaya çıkabildik. Biraz Rus şeyden çekilmeye başladı. Cepheden içerisine karışık düştü. İslam alemi İslam'a vurduğunu bilip de Rus'un başına bindi bu atların. Kaçtı Rus. Yoksa bizde kuvvet kalmadı. Tarihi Ocak Yanı mezarlığının koruma altına alınıp bayrak dikilerek gelecek kuşaklara emanet edilmesi tarih bilinci açısından önemli bir hizmet. Karaovacık Yayla Pazarı'ndaki tarihi mezarlığın bulunduğu alana Evliya Düzü denmekte. Karaovacık Yayla Pazarı bugün Garipler Mezarlığı olarak adlandırılan Evliya Düzü denilen yerde kuruluyordu. Karaovacık adını bölgeyi Türk İslam yurdu yapan Koca ve Karaocak adlı bir Horasan erinden aldığı sanılıyor. Garipler Mezarlığı'nın bulunduğu bölgede cami ve pazar yeri kurulduğu yaşlılar tarafından anlatılıp söylenmekte. Bugün tel örgülerle çevrili mezarlığa Garipler Mezarlığı dense de sözlü tarihte Oğuz Türklerinin Çepni boylarından Kürtün Beyliğinden adını alan Kürtün Mezarlığı olduğu söylenmekte. Her yıl bu tarihi mezarlığın bulunduğu Evliya Düzü'nün yanında belediyeler tarafından yayla şenlikleri düzenlenip eğlenceler yapılması bölgeyi vatan yapan ata ve dedelere saygısızlığı yansıtmakta. Bölgeyi vatan yapan ecdadın Evliya Düzü'ndeki mezarlarını ziyaret edip Fatiha okuyup vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Eğlenceler, şenlikler mutlaka olmalı ama tarih unutulmamalı. Bu dağlar, bu yaylalar asırlar önce Türk İslam yurdu olmuştu. Çepni beyleri bu dağları fethederken bu dağların zirvesinde Pontos'la çarpışmışlar ve toplu olarak şehit olmuşlardı.
ve maalesef taşta Garibanlar Mezarlığı yazıyor. Karavacık Garibanlar Mezarlığı. Burası garibanlar değil. Burayı 700 yıl, 800 yıl önce vatan yapan Çepni beylerinin, Çepni Türklerinin toplu mezarlığı. Ve bu taşın değişmesini, bu şehitlerin anılmasını ve bu dağları bize vatan yapan aziz ecdadımızı unutmamamızı istiyor. Ve Kürt'ün mezarlığında, şehitliğinde buraları vatan yapanların ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Kameralarımızı Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın uzun yıllar talebe okutup Fahri İmam Hatiplik yaptığı, insanları irşad ettiği Karaovacık ve Koca Ocak Yayla Pazarı'na çeviriyoruz. Yüzlerce yıl Türk İslam medeniyeti tarihine canlı şahitlik yapan, asırlardan beri cuma günleri yayla pazarı kurulan Karaovacık Yaylası ve tarihi obalarla Akıl Baba Dağı'yla dile gelse bize çok şey söyler. Tarihi geçmişi ve aziz ecdadımızı anlatır. İhtişamlı yayla dağları tarihi bir abide gibi durmakta, insana göz ve gönül ziyafeti sunmakta. Arşiv belgeleri Doğu Karadeniz'in önemli tarih ve kültür merkezi olduğunu göstermekte. Giresun ve Gümüşhane bölgesindeki Harşit Çayı ve Gelevera Deresi vadilerinin asırlar önce Türkistan'dan gelen Çepni Türkleri tarafından vatan yapıldığı bilinmekte. Tirebolu, Güce, Espiye, Doğankent, Kürtün ve Torul bölgesi Türkistan medeniyeti tarihinde ihtişamlı geçmişe sahip. Bu bölgelerdeki kasaba, köyler ve obalar dile gelse lisan-ı haliyle bize kendi tarihini anlatır. Nasıl vatan haline geldiğini söyler. Bölgenin Türk-İslam yurdu olmasında çok büyük katkısı olan Horasan Alperenleri, Gönül Sultanları ve aziz ecdadımızı hiçbir zaman unutmayıp gelecek kuşaklara anlatıp tanıtmak gerekiyor. Bu belgeselle İslam'ın ileri karakolu mesabesinde olan Anadolu'muza ruh veren, bu coğrafyada milli bir ses, seda, nida ve alperence bir şahlanışa vesile olan tüm gönül ehli zevatın ve ecdadımızın ervahına bir Fatiha okutabildikse ne mutlu. Kasım Dede'den Karavelioğlu Mehmet Hoca'ya, bölgenin Türk-İslam yurdu olmasına öncülük edenleri, ilim ve irfanlarıyla gönülleri fetheden alimler, evliyalar, şehitler, gaziler, gönül sultanları ve tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Şu fani dünyada baki kalan gök kubbede hoş bir sada imiş. Bir devralen programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu programda Giresun'un Güce ilçesi İlit köyünde ve Giresun bölgesinde önemli hizmet yapan bir gönül insanı, din ve ilim adamından söz ettik. Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın hayatını araştırdık. Karavelioğlu Mehmet Hoca önemli hizmetler yapan bir şahsiyet. Karavelioğlu Mehmet Hoca ile ilgili hazırladığımız belgesele nokta koyarken sizleri de bu coğrafyaya davet ediyor. Karavelioğlu Mehmet Hoca'nın şahsında tüm Allah dostları, ilmiyle, bilgisiyle insanlığa hizmet etmiş gönül sultanlarını, aziz şehitlerimizi ve ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Dilden aşık.